Önerge üzerinde İstanbul Milletvekili Sayın Gülay Yedekçi. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim. Ama 23 yıldır İstanbul'u, 15 yıldır Türkiye'yi ben yönetiyorum. Ne yapsam eleştiri. Sürekli bir eleştiri halindesiniz. Bir türlü size yaranamıyorum. Ama ne yapayım? Tek başıma ancak bu kadarını yapabiliyorum. Alışveriş merkezleri yaptım. Rezidanslar yaptım. Kuleler diktim. Sonra bir baktım ki her yer beton, beton, beton. Aydınlık da yok bu şehirlerde. Huzur da kalmadı. İhanet mi ettim şimdi ben? Yeşillik arıyorsanız salatada, yeşil alan arıyorsanız mezarlıklarda bulursunuz benim şehrimde. İstanbul'da Selvi Karacaahmet mezarlığında bulunur. Kısa kısa binaları yıktım, uzun uzun binalar yaptım. Bir teşekkür bile etmiyorsunuz. Şehir yıkılacak diye mi korkuyorsunuz? Yıkılsın, ben size yenisini yaparım. Hem de daha büyüğünü yaparım, daha büyüğünü yaparım. En yakın seçime de bitiririm size, söz. Mahkeme kararı ile yıkım kararı verilen gökdelenleri eğer yıkmazlarsa kendilerine biraz kiserim. İstanbul'da hiç deprem önlemi almıyorum. Zaten gerek de yok. 493 tane deprem toplanma alanı denilen yer vardı. Deprem olursa benim halkım zaten kendi koruyacak yer bulur. Oralara ihtiyaç var mı hiç? Hepsini imar açtım. 77 tanesi kaldı. Onları da çok yakında imar açacağım. Hiç endişeniz olmasın. Hem boş verin. Depremde yıkılsın kentler, özellikle İstanbul yıkılsın, geriye bir şey kalmasın. Ben size yenisini yaparım. Atatürk Kültür Merkezi bence ruhsuz. Hiç sevmedim, zaten güzel bir yapıda değil, bence çirkin. Yıkayım da yenisini yapayım, daha da büyüğünü yapayım. Bir tutturmuşlar, Atatürk Kültür Merkezi değermiş, kültürel değeri varmış, simge yapıymış, kent kimliğiymiş. Şu mimarlar var ya, hep muhalifler, hep. Neymiş efendim? Taksim çağdaşlığın, modernliğin, uygarlığın merkeziymiş. İstanbul'un kalbiymiş. Bir tanecik yeşil alanı varmış. Ona da göz dikmişim. Londra'da halka açık yeşil alan %33'müş. İstanbul'da 2.2'ymiş. Neyinize yetmiyor 2.2? Ne yapacaktınız da yapamadınız? Efendim, diyorlar ki iktidarınızın ranta uzanan yapılar, talan edilen yeşil alanlar ve tarihi dokusu bozulan kentler olarak yansıyor. Ben size sordum mu iktidarımın yansıması ne diye? Sordum mu? Muhalefet yapılacaksa ey milletvekilleri ben yaparım. Hem de en iyisini yaparım. Trafik büyük sorunmuş, kentler açık otoparklara dönmüş. Benzine biraz daha zam yapsam nasılsa çok vergi alıyoruz. Biraz da halk adına söz verip köprüler, tüneller yapayım. Nasıl olsa ödenir. Benim yurttaşım cefakardır. Onca şatafata rağmen dünyadaki metropollerin insanı mutsuz eden bir hali var. Amerika'nın Manhattan'ı var. Tamam da Manhattan'ın nesi var? Bryant Park'ı mı var? Central Park'ı mı var? Nesi var? Ne diyorlar efendim? Doğaya verdiğim zararın hesabını verecekmişim. İstanbul'un silüeti bozulmuşmuş, dolgu alanları yüzünden kıyı şeridi hasar görmüşmüş, Şemsipaşa külliyesindeki çatlaklarda, Haliç Metro Köprüsü de, Süleymaniye Camii'nin silüetinin bozulması da benim yüzümdenmiş, iktidarımın imzası olan projelerdenmiş. Bu arada 805 bin toplu konut yaptık. Hepsini de aynı yaptık. Van'dan aldık, Muğla'ya kopyaladık, yapıştırdık. Estetikmiş, şehir dokusuymuş, kent kimliğiymiş. Bakın aslında bunlar çok da gerekli değil. Mimarlar anlamaz. Kent plancıları hiç bilmez. Dolar kurundaki yükseliş engellenemez bir hal aldı. Esnaf yavaş yavaş kepenkleri kapatıyormuş. Kiralar ödenemiyormuş. Yoksulluk sınırının yakınından bile geçmiyormuş asgari ücret. Emekler zam istiyormuş. Ödeneklerimin üzerini de örttüğüm halde nereden çıkıyor bu istekler bir türlü anlamıyorum. Ekonomimiz büyük bir istikrarla büyüyor. Görmüyor musunuz? İktidarım yozlaşmanın ve çürümenin kronolojisiymiş. Gün geçtikçe uyguladığım politikaların yanlışlığı ve yandaşlığı yüzünden kötü günler geçiriyormuş ülkem. Çiçekler açıyor ülkemin dört bir yanında. Barışa ve adalete hiç de acıkmadı benim halkım. Hiç görmüyor bu insanlar, özellikle CHP zihniyeti. Ayrıca Sayın Başkan, bu 5 dakika çok değil mi? Milletvekili dediği nedir? Gelir buraya, yoklamaya girer, 30 saniye gider.
Ayrıca 5 dakikaya ihtiyaç var mı? Yakında kuklalarını koyacağım, ellerini kaldırıp indirecekler. 30 saniye neyinize yetmiyor? Hepinizi içtenlikle selamlıyorum.